Öncelikle açık hesapla iş yapmamaya dikkat etmelidir. Niye? E, alışverişin bir takım temel kuralları var. O da e, alınan malı aldığımız gibi ödemesini de yapmamız lazım gelir. En azından ödemeyi ne zaman yapacağımızın belli olması lazım gelir. Ucu açık bir ödeme olmaz. Yani yaz tahtaya, al haftaya sarı çizmeli Mehmet Ağa gelince borcumu öderim türünden bir alışveriş olmaz. Ödeme tarihinin belli olması lazım gelir. Binaenaleyh dersin ki işte bir hafta sonra ödeyeceğim, şu tarihte ödeyeceğim, bu tarihte ödeyeceğim diye bir tarih belirtmek gerekir. Asıl olan, esas olan budur. Ama o tarih geldi, müşteri dedi ki işte Ahmet abi, Mehmet abi, efendim Hasan amca ödeme imkanım yok. Artık ondan sonra o borç ticari bir borç olmaktan çıkmış. Ne zaman ödeme imkanı olursa o zaman ödenmesi gereken bir e, bir yönüyle e, karda hasen dediğimiz borca dönüşmüştür. Ama ticari borçların mutlak surette ödeme tarihlerinin belli olması lazım gelir. Eğer ödeme tarihi belli olmazsa orada bir akitten bahsetmemiz mümkün değil. Ama genelde efendim işte bakkallarımız, mahalle esnafımız durumu iyi olmayan kimseleri bilirler ve onlara e, ödeyebildiğin zaman öde derler. Bu durumda maaş günü efendim aybaşı ödeme günü olarak kabul edilir. Bu da örfen bilinirse yani ayın başının ödeme günü olduğu oraya yönelik de bir düzenleme yapılabilir. Ama bunun haricinde ne zaman ödeyeceği belli olmayan bir e, satış türü bu sıkıntılar doğurur. Adam işte ben 6 ay sonra ödemeyi düşünüyordum diyebilir alıcı, satıcı da olur mu öyle şey kardeşim? Yani her gün fiyat değişiyor. Ben işte bir hafta iki hafta bu mesele e, uzar diye düşünüyordum. Türünden ucu sonu gelmeyen e, kavgalara olay evrilebilir çekişmelere evrilebilir bundan dolayı efendim e, tarihlerinin açık hesap da olsa belli olması lazım gelir yani ne zaman ödeyeceği belli değil böyle bir alışveriş türü olmaz ama ödeme imkansızlığı içerisine düşmüş olan birine elbette e, ödeyemiyor diye canını alacak halin yok en fazla eğer mal duruyorsa malını geri istersin eğer bir e, tüketim söz konusu olmamışsa, tüketim söz konusu olmuşsa yapacak bir şey yok. Ödeme günü gelince e, ödenmemiş olan borçlar imkan doğduğunda ödenmek üzere efendim tehir edilir. Burada da bir vadeye konu olmaz artık. Yani söz gelimi efendim 20 gün sonra ödeyecektim, ödeyemedim. Efendim bunu tekrar vadelendiririm olmaz. Ondan sonra ne zaman ödeme imkanı bulmuşsa kişi Borcunu ödemekle mükellef. Bundan dolayı e, açık hesabın belki e, resmiyette olmasa da mutlak surette bir güne bağlanması, bir ödeme takvimi üzerinden çalışılması doğru olandır. Ama esnaf arasında açık hesap deniliyor da bu paranın bir ay, iki ay, üç ayla sınırlı olduğu biliniyorsa... Bu da farklı bir uygulamadır ve e, esnafın örfüne itibar edilir. E, böyle bir örf oluşmuşsa, bu da bağlayıcı hale gelmiş demektir. Ona göre bir e, durum söz konusu olabilir. E, bazen de şöyle bir mecburiyet ortaya çıkabiliyor. E, hakikaten adam ne zaman ödeyeceğine dair işten ayrılmış. Yani ne zaman işe girerim, ne zaman e, ödeme imkanına kavuşurum bilmiyor. Bu gibi durumlarda e, bir yine e, sembolik de olsa ödeme takvimi çıkartılır. Ondan sonra efendim ödeyebileceği güne tahvil edilir veya ürün e, olarak değerlendirilir. Yani iş uzadığında enflasyonist ortamda da tabii açık iş yapanların bir takım... E, ...tehlikeleri de söz konusu olabiliyor. Evet, insanların ihtiyaçlarını görmek güzel bir şey... ...insanlara yardımcı olmak güzel bir şey... ...ama veresiye çalışan, açık hesap çalışan... ...alacaklarını alamadığı zaman... ...kendisi de borçlarını ödeyemez hale geliyor... ...ve Allah muhafaza eylesin... ...belki iflas gibi tehlikeli bir durum da söz konusu olabiliyor. Böyle bir şey söz konusu olacaksa eğer... O zaman işte iki kilo şeker, üç kilo un vesaire diye sattığı malın kendisini not eder. Ödeyeceği zaman ki fiyat üzerinden de alışverişini tamamlar. Böylelikle hem kendisi mağdur olmamış olur hem de karşıdaki kişi ihtiyacını görmüş, ihtiyacını karşılamış olur. Ama bunu da dar çerçevede tutmak lazım. Efendim, ee, insanların özellikle de ekonomik durumu iyi olmayan insanların durumlarına göre onlara muamele etmek efendim genelde peşin satılan bir şeye de e, vadeli bir fiyat verebilmek onları rahatlatmak bir sadaka olarak değerlendirilir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz Rahimallahu raculen samhan iza ba'a ve iza ştara Allah müsamahakar olan, üçün beşin hesabını yapmayan, satıcıya da alıcıya da rahmet etsin buyuruyor. Alırken de, satarken de, borç verirken de, borcunu öderken de müsamahakar olan, üçün beşin hesabını yapmayan kişiye merhamet etsin diyor. Dolayısıyla Müslüman insan kendisinin menfaatini sadece düşünmemeli müşterisinin de muhatap olduğu kişinin de satıcının da menfaatini düşünerek davranmalı. Özellikle de enflasyonist ortamda, paranın değer kaybettiği, günden güne eridiği bir ortamda insanlar uzun vadeli borçları veya işte belli bir vadeyi geçecek olan borçları nispeten değer kaybı yaşamayan araçlar üzerinden yapmalılar. Böylelikle kimse kimseye bir haksızlık yapmış olmasın hak hukuk üzerinden gidildiğinde Cenab-ı Allah ödeme kolaylığı da lütfediyor. Hocam değer kaybı olmayan araçlar dediniz de yani şu son dönemde özell özellikle yani dolar veyahut da euro cinsinden olan şeyler bile e, yani enflasyon karşısında değer kaybediyor diye biliyorum. Bu konuda ne dersiniz? Hangi araçları ee... Benim tavsiye diye, edersiniz. Benim diyecek bir şeyim yok ama nispeten altı gibi şeyler efendim kendi öz varlıklarıyla bir değer ifade ettiklerinden dolayı piyasa ne kadar spekülatif eylemlere gebe olsa da sonunda bütün sıkıntılı dönemlerde herkesin başvurduğu en altındır. Binaenaleyh böyle bir şeyle kendisini insan garantiye alabilir. Eğer bir ev alacak bir kardeşimiz, evet durumu yok, borca ihtiyacı var. Efendim bir Müslüman borç isteyebilir. Yine bir Müslümanın kapısını borç istemek için çalacak. Eşinin, dostunun, akrabalarının kapısını çalacak. Ama efendim 2-3 ay üzerindeki bir vadede Türk lirası olarak borçlanmanın borç veren kişiye de bir haksızlık olacağı düşünüldüğünde altın olarak borçlanabilir. Efendim bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra ödeyeceğim diye günü geldiğinde de aldığı gram kadar altını teslim eder. Böylelikle hem kendi işini görmüş olur. Elbette bu gibi durumlarda e, bir ihtiyaç olan şeyi almak için borç alan kişi her halükarda kazançlıdır. Evini almış efendim, kazançlıdır. Borç veren kişi de. Ee, ...malını bir müddetliğine kullanım dışı bırakmıştır. Efendim 100 gram, 200 gram altın neyse birine vermiş. Bir sene, iki sene, üç sene onu kullanamamıştır. Böyle bir durumda da bu kişi o süre içerisinde tasadduk etmiş gibi sevap kazanacaktır. Borç vermek bu yönüyle sadaka vermekten daha sevap kabul edilmektedir. Çünkü sadaka verirsiniz bazı zenginler var. Kardeşim ihtiyacın varsa ben zekat vereyim. Ben borç veremem." diyor. Onlar da haklılar. Niye haklılar? Efendim borç verdiğinde bir daha geri verecek mi, vermeyecek mi? Altın versem veya başka bir efendim para birimi versem borç alan kimse acaba bundan gocunur mu? Türk lirası versem bir iki ay sonra çok ciddi değer kaybına uğramış olacak. Efendim bundan dolayı ya zekat vereyim diyor veya benden isteme demeye getiriyor ama e, kişi e, hem borç vermeli hem borcunu verirken de efendim kendisi de zarara elbette bir nebze zarara katlanacaktır nihayetinde o parayı kullanamıyor bir yerde hapsetmiş oluyor ama çok katlananlamayacak kadar büyük bir zarar değildir bundan dolayı borç vermeyi ihmal etmemek lazım yani her Müslümanın hem bir sadaka bütçesi olması lazım. Hem bir hediye bütçesi olması lazım. Hem de bir borç bütçesi olması lazım. Ben kimseye borç vermem diye böyle e, büyük büyük laflar da etmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam borç da almış, borç da vermiş. Hem sünnette yeri var hem de Kur'an-ı Kerim birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazınız diyor. Demek ki Müslümanlar birbirlerine borç verebiliyorlar. Borç vermeliler. Özellikle de böyle ekonomik buhranların olduğu dönemlerde Müslümanların birbirlerini ekonomik anlamda da gözetmeleri. Çünkü fakir olmayan birinin gidip de efendim e zekat talep etmesi söz konusu olamaz. Ama evet belki e bir şekilde hayatını çeviriyor ama darlanıyor, zorlanıyor, borç isteyebilir. Borç müessesesini de kapatmamak lazım gelir bu borç vermenin, borçlanmanın sevabını da ayrıca zihinden çıkartmamak gerekir. Cenab-ı Allah e, hayırlı işler yapabilmeyi hepimize nasip ve müyesseresi.